MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş açıkladı. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın bu açıklaması Kütahya'da çok konuşulacak. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Ankara Kütahya'yı bilmiyor açıklaması. Kütahya'yı kim ya da kimler tanımıyor? Yoksa Kütahya'yı tanımayanlar siyasiler mi, iktidar mı, bürokratlar mı? MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, biz burada ufak tefek işlerden büyük problemler çıkartmayı seviyoruz. Ama ben Ankara için söylüyorum bunu. Ankara, Kütahya Kütahya'yı bilmiyor. Gündeminde yokuz dedi. Kütahya'nın tanınması konusunda bir seçim yapması gerektiğini, onun ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, benim belediye ile de ilgili bir sıkıntım, derdim yok. Ama istediğim şu, biz her yerde en güzel şekilde temsil edilelim, mücadele edelim. Ankara'sında da, İstanbul'unda da. İcap ediyorsa yurt dışında da temsil edelim. Bir karar verelim. Biz Çin'imizi mi ön plana çıkaracağız, seramiğimizi mi ön plana çıkaracağız? Bir sanayi şehri olduğumuzu ön plana çıkaracağız. Arizona'mızı mı ön plana çıkaracağız? Veya biz tarım memleketi miyiz, orman memleketi miyiz diyeceğiz. Ya da bunların hepsini bir kenara bırakıp bizim her tarafta termal kaplıcalarımız var. Biz bunun mücadelesini mi vereceğiz? Dedi. Kütahyalı isim ve makam sahibi bürokratların olmadığından dolayı Ankara'nın Kütahya'dan haberi olmadığını ifade eden Ahmet Erbaş, ama gördüğüm şu, biz burada ufak tefek işlerden büyük problemler çıkartmayı seviyoruz. Ama ben Ankara için söylüyorum bunu. Ankara Kütahya'yı bilmiyor. Gündeminde yokuz. Maalesef gündeminde yokuz. Ne bürokrasi gündeminde varız, ne de siyasi gündeminde varız. Bir de memleket çapında isim sahibi siyasetçi yetiştirmede sıkıntımız var. İsim sahibi, makam sahibi bürokrat yetiştirme de sıkıntımız var. Düşünebiliyor musunuz? 700 bin nüfuslu bir ilden bahsediyoruz. Dışarıdaki vatandaşlarımız ile beraber en az 1 milyon kişiyiz. Ve Ankara'da bir de genel müdürümüz var. Bu memleketin bir tane genel müdürü var. Acı veren bu. Açıklamalarında bulundu.